Bugün biraz orada, biraz burada. Yolun gittiği yere. Yolun gittiği yere kadar. Kesme ya. Kamera karşıya. Hesapları şaşırdık. Bugün Assos Antik Kent'le aynı yaş olan Lamponia diye bir şeyin antik kenti aramaya geldik. Biraz orada, biraz burada ve yolun gittiği yere kadar Lamponia'yı arıyoruz. Şu an bir dere yatağındayız. Dere yatağından yukarıya doğru çıkacağız. Herhangi bir şey yok elimizde, bilgi yok. Yalnızca bu bölgede olunduğuna dair duyum aldık. Az önce de Google'dan baktığımızda böyle bir kentin varlığından haberi var herkesin ama bugüne kadar biz gelmedik ve birçok insanın da gelmediğini düşünüyoruz. O yüzden orayı aramaya çıktık. İnşallah bulacağız. Lamponia için çıktığımız yolda dere yatağından çıktık. Yeni açılmış bir yol bulduk. Şu an yüksekliğini tahmin edemediğim bir noktaya geldik. Büyük bir ihtimalle şehir bu kayaların üstünde. Sanki daha önceden burada bir yol varmış gibi bir izlenim bıraktı bize. Şimdi buradan yukarıya çıkıyoruz. Lamponia'yı da bulduğumuzda ve onun içinde kalan ne varsa, şehir kalıntıları, ilginç bulabildiğimiz ne varsa onları da sizlerle paylaşacağız. Büyük ihtimalle Assos Antik Kent gibi yalnızca bu Aristo'nun öğrencilerine ders verdiği bir yerleşke dışında hakim tepelere konulmuş şehirler ve işte onların gözetleme kuleleri diye nitelendirdiğimiz yerler vardı. Bunları başka yerlerde gördük. Hemen hemen bölgedeki bütün tepeleri dolaştık. Hemen hemen bütün tepelerde de bunlara rastladık. Hemen arkada arkadaşım gösterecek. Arkada da şurada. Arkada da neden şehrin bu noktaya yapıldığına dair bizlere birer ipucu veriyor. Yani denizden gelebilecek her türlü saldırıyı, saldırıya karşı yapılabilecek gözetlemeleri ya da ticari yolu gözetleme için yapılmış çok güzel konumlandırılmış şehirler bunlar. Çıkıyoruz tekrar. Buraya gelirken bu yolun en başında bir tatlı su kaynağı vardı. Bir de sanki doğal olmayan ama yani insan eliyle yapılmış bir yola benzettik ve orayı yol olarak kullanalım dedik. Yani yolun gittiği yere kadar biraz orada biraz burada bir bakalım neler var neler yok dedik. Beni de haksız çıkartmadı. Şuradaki şeye bakarsanız, görürseniz yapıya insanın eli tarafından yapılmış bunca zamanda tamir edilmemiş. Çünkü bildiğim kadarıyla burada daha bir kazı yapılmadı. 25-30 sene antik kentteki kazılarda bile gördük ki hala el sürülmemiş o kadar çok yer var ki buraya da dokunulduğuna inanmıyoruz. Ama duyumlarımıza göre define arayanlar buralarda ciddi kazılar yapmışlar ve zarar vermişler dokuya. Normalde bu tip yerlerde isim vermeyi de çok düşünmüyoruz ama Google'dan baktığımızda buranın isminin olması, Lamponia'nın isminin olması çok da gizli olmadığını fark ettik. O yüzden de yayınlamaktan da çok da fazla çıkmıyoruz. Yani sakınca görmüyoruz. Lamponia şehrinin kurulduğu yerin zirvesindeyiz artık. Ama şu ana kadar bir kalıntı göremedik. Yalnızca aşağıda bir duvar gördük. Ciddi bir duvar. Şuradan ne kadar şey yapılabiliyor bilemiyorum ama buradan tahmini olarak 1,5 metre genişliğinde bu noktadan baktığımda da 25-30 metre boyunda bir duvar var. Bize zaten burayı tavsiye eden arkadaş kıntıları falan daha iyi görebilmeniz için zirveye çıkın demişti. Zirvede de bir şeyler görebilirsiniz ama yüzlerce yıl geçtiğinden dolayı toprak katmanının altında kalmış birçok şey. İşte böyle yüksek olan yapıları görebiliyoruz. Şu an zirvedeyiz. Burası böyle
Gerçekten değişik bir yer. Böyle düz bir alan. Hani daha önce de mi böyleydi? Yoksa insan tarafından mı yapıldığını bilemiyorum. Ama gerçekten de böyle Edremit Körfezi'ne hakim bir nokta. Yani karşıda Midillisi, diğer tarafta Ayvalık'ı olduğu gibi gören bir bölge. Zaten oradan da Ege'ye açılıyor. Yani güzel bir nokta. İyi seçilmiş bir nokta. Dolaşacağız, bakacağız, arıyoruz. Buldukça da sizlerle paylaşacağız bunları. Bu noktada merdivenimsi bir şeyler bulduk. Yani şuradaki yardan sanki az önce bir önceki şeyde görüntüde aşağıda 1,5 metre genişliğinde 30 metreye yakın boyu olduğunu söylediğim o duvara doğru bu yardan şurada aşağıda kırılmış. Büyük bir ihtimalle tabii burası biraz da böyle dere yatağı gibi olmuş. Yani buradaki biriken su buradan aşağı inene büyük bir ihtimalle formasyona sebebiyet vermiş. Ama şu kesme taş belli. Şeyden sonra tepeyi şu tepeyi de tamamen baktıktan sonra buradan aşağı ineceğiz. Yolun gittiği yere kadar biraz orada biraz burada bir şeyler bulmaya çalışacağız. En kral deli ziyanın taşını buldum. Wow. Oo, buradan harika gözüküyor. Görüyor musun? Yapı. Kesinlikle oradan aşağı ineceğiz. Aşağıda da yol gözüküyor zaten. Asos'taki gibi kesme taştan yapılar arıyoruz ama şimdiye kadar bu tip şeylerle karşılaşmadık. Ama şöyle çömlek parçaları var. Ya da çatı parçası. Bilemiyorum. Yani sonuçta buranın bir yerleşke olduğunda kanıtlarımız var. Aldığımızı bulduğumuz gibi bırakıyoruz. Yani her yerde hemen hemen birçok parçalar var böyle. Bunu Kadırga koyunun yani Asos'tan çıktıktan sonra Kadırga koyuna geliyorsunuz. Kadırga koyunun en tepe noktasına da çıktık geçen. Kaçak kazı alanı gördük. Aynı tip, aynı kalınlıkta şeyler orada da vardı. Hatta toprak elenmişti. Tabii hızlıca çıkmak zorunda kaldık. Çünkü bu tip şeyler, bunlar büyük bir ihtimalle çömlek parçaları. Belki zeytinyağı, belki işte buğdaydı ya da ona benzeyen şeyler saklandı bunun içinde. Bilemiyorum. Evet, devam ediyoruz. Çok fazla yükselti yapı yok. Ama şurada tabii toprağın altında kalmış. Buradaki meşeler şey yapmış. Buradaki yapıların tamamını kendi şeylerinin altına almış. Ama şu bir kesme taş. Şu bir kesme taş. Bunun yanında bir kesme taş. Sonra ilk önce adlandıramıyorduk ama şu tip burada şeyler var. Kaya birikintileri var. Büyük bir ihtimalle buralarda yapılar vardı. Ona da neden şey yapıyoruz? Birçok yerde olduğu gibi burada da yine çünkü baktığım zaman dairesel duruyor. Büyük bir ihtimalle bunlar yine şey parçaları. Künk parçaları. Her yerde var. Yani bu buradaki şehrin kalıntıları. Çok fazla ilerleyemiyoruz. Çünkü gerçekten çok fazla tam olarak bu bitkinin ne olduğunu söyleyemiyorum. Ama can yakıyor. Dikensi bir şey. Ve burayı komple kaplamış durumda. İçerilere esas merak ediyoruz. İçerilere de girmek istiyoruz ama imkanı olduğu kadar bunu da başaracağız. Burada Asos antik kentte dolaşırken bu tip dairesel açılmış, bazıları tam daireye uygun, bu biraz elipsi
Orada ben bunu şey diye nitelendirmiştim. Yol kenarındaydı. Geceleyin yolu aydınlatmak için yapılmış diye nitelendirmişti. Bölgede uzun zaman kazılarda o bölgede bekçilik yapmış olan bir abimiz Assos'tan Gülpınar'a kadar olan bölgede taş yolun olduğunu söylemişti. Ama zaman içinde işte yeni yapılan, onun üzerinden yapılan yollarla beraber onlar kaybolmuş. Ama şunlar oradaki gördüğümüz o şeylerden aynı. Daha net bir şeyler istiyorum. Kazı yapılmış. Sanki. Görüyor musun? Evet bak. Burası doğal mı açılmıştır bilemiyorum. Ama burada bir değişik bir taş yapı var. Burası dairesel. Aşağı doğru hafif genişliyor. Ve burada tahminen 2300 yıllık ya da daha fazla bir testi kulpu var elimizde. Geçmişe dokunmak çok ilginç. İnsanı duygulandırıyor. Ama burası dediğim gibi burada bir kazı mı yapılmıştır ya da başka bir şey mi vardır bilemiyorum. Bunu yine bulduğumuz yere bırakacağız tabii ki. Her yerde bir şey var. Ben de çok kötü ayağım vurdu. Gördün mü? Orada bir yapı var.